Yine Gözdiriyat Odası Başkanı Sezai Çelik, kapatılma kararı alınan şeker fabrikalarıyla alakalı makamında bir basın açıklaması yaptı. Şeker fabrikalarının kapatılmasına karşı olduklarını ifade eden Başkan Çelik şunları söyledi. Bildiğiniz gibi son günlerde gündemi meşgul eden şeker fabrikalarıyla ilgili sürekli basında görüyoruz. Görsel medyada, yazılı medyada. Tabii ki şeker fabrikalarının devletin elinde bulunan 24 tane şeker fabrikasından 13 tanesinin satıldığını, yani satışa çıktığını biliyoruz. Tabii biz buna kesinlikle karşıyız, satılmalarına karşıyız. Ancak tabii ki satılmasının bir sebebi de üretimin olmaması. Üretimin olmamasının sebebi de pancar fiyatlarının çiftçiyi tatmin etmemesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Biz bu tehlikeyi daha önceden sezdiğimiz için ben İnegöl Ziraat Odası Başkanı olarak Yenişehir, biz çünkü Surlu'ya bağlıyız pancarda ve o bölgenin milletvekilleriyle, yine Bursa milletvekillerimiz başta Hüseyin Şahin olmak üzere yine o bölgenin belediye başkanları, her partinin, siyasi partinin ilçe başkanı, yani sadece iktidarın partisi değil, hepsi olmakla birlikte biz oralarda uzun süreli çalışmalar yaptık. Hatta az evvel size de söyledim, fotoğraf attık Ankara'daki ilk çalışmayla ilgili. Yaklaşık 5-6 bir toplantılı bir çalışmamız oldu. Oradan çıkan sonuç şuydu, biliyorsunuz o da çalışmayan bir fabrikamızdı, şeker fabrikamız Susurlu. Yani en az 500 bin ton üretim yapması gerektiğini, 500 bin ton pancar ürettiğimiz kanaatine vardık. Ve bölgede organize olarak 2017 yılında 2017 yılında 500 bin ton pancar ürettik biz. Tabii bunu üretince satılacak fabrikaların arasına bizim fabrikamız girmemiş oldu. Tabii burada şöyle bir tabii bir durum da var. 500 bin ton da yetmeyip bunun asıl kapasitesinin 700 bin ton olduğunu biliyorduk. Nihayetinde şimdi o çalışmalara başladık. Yine ben örneğin İnegöl olarak çalışıyorum. Yenişehir kendi tarafında. Yani nihayetinde 700 bin tona ulaşıp bu fabrikamızı, biz kendi fabrikamızı koruyacağız. Bu arada biliyorsunuz pancarın bölgede çok yoğun bir hayvancılık olduğu için, bizim İnegöl'ümüzde o kadar çok yoğun bir hayvancılık yok ama Balıkesir bölgesi, o bölgede hayvancılığın yoğun olması, Yenişehir'de de epey hayvancılık var. Küspe yönünden çiftçiye müthiş bir katkı sağlıyor. Arada bu küspeyle ilgili de tüccarlar vardı. Onları da direkt çiftçiye kart vermek suretiyle çiftçiye veriyorlar. Yani aradaki o pancar küspesinde yapılan ticareti de bir noktada kaldırmış oldu oradaki yetkili arkadaşlar. Bugün de bir toplantımız var yine Yenişehir'de. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nden giren arkadaşlardan orada bir toplantı yapacağız. Oradaki toplantının yine yani konusu üretimi arttırmak, 700 bin tona çıkmak, onunla ilgili çalışma yapmak.